Selamun aleyküm arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün pazar. Ha dedim, bugün de direkt kümesten değil de böyle bahçelerden başladım video çekmeye. Şöyle arkamı görecek olursanız çok dehşet derecede bir çalışma var. Dur orayı size gösterelim. Bizim Manisa'da biliyorsunuz ki üzümle meşhurdur. Karış tarafta şu anda üzümler kurutuldu. Komple görebildiğiniz bütün alan üzüm. Üzümler kurutuldu. Artık patozu yapılıyor, çuvallanıyor, satışa hazırlanıyor. Şöyle yavaş yavaş bahçeye doğru gidelim. Benim evin önünü daha önce görmenler için böyle mera ve çamlık alandayız. Evimizin önü bu şekilde. Bahçeye geldik. Dün biraz temizlik yaptık ama tabii daha da temizliğe ihtiyaç var gördüğünüz gibi. Yüce koşunlarda artık yumurta yapanlar var tek tük. Yakında herhalde hepsi başlar. Sizin haberiniz değil. Sıcak. Sıcak başlamış. Güvercinler üremeye devam ediyor. Bunlar da büyüttüğü yavrular. Şimdi biraz şu hayvanlardan bahsedeyim size. Bir türlü ayını gününü tutturamadık hayvanların. Önce şu falçatayı bir bırakalım. Şimdi bu videoda görmüş olduğumuz hayvanlar 4,5 aylık civarı falan. Bir türlü tarihi zamanı tutturamadık. Hı, ne oldu? Bunu mu istiyorsun? Aha, atar yapıyor. Ne oluyor lan? Bak. Gel, gel. Bununla iyice alıştırdık kendimize. Çok sevimli oldu maşallah. Bak. İyi mi böyle? Neyse. Şimdi arkadaşlar, hepiniz biliyorsunuz ki bu hayvanları yavruluktan bugüne kadar videoda yayınladık. Çıktığı günler belli. Geçen gün ben bu hayvanlara 6 aylık, 5 aylık falan diyorum ama geçen gün bu hayvanlara ilk attığım 2020 çıkım videosuna baktığımda daha 5 aylıklar. Yani bu ay ne oluyor lan? Delilendi bizim bunu. Allah Allah. Allah kahretmesin. Vallahi atalandı ya. Neyse, dediğim gibi bu en büyük olanı 20 gün sonra 6 aylık olacak şu önümüzdeki hayvan. Diğerleri zaten en son çıkımlar belli. Yani şurada mesela daha kafasındaki tüyün değişmemesinden falan belli. Bakın, bunlar yelelerini değiştirmeye başladılar. Tabi bu tarafı çekmiyorum. Orası öyle kalsın. Şimdilik burayı çekelim. Benim bir hatam var. Özellikle ticari hayatımda çok fazla böyle özenerek resim ve video çekip karşı tarafa gönderim yapmıyorum. Yani adam hayvanı böyle çok büyük görüp de eline geldiğinde hayvanı böyle çelimsiz görürse o onu daha çok üzer. Ben elimden geldiğince böyle pasif çekip adamın eline gittiğinde daha güçlü bir hayvanı görmesini istiyorum arkadaşlar. O beni daha çok memnun ediyor, daha çok mutlu ediyor.
Mesela şimdi çekim olayları var. Bazı arkadaşlarımız hayvanları böyle çeker. Bakın şimdi. Böyle aşağıdan çeker. Boylu kasalı çıkar. Tamam mı? Böyle yandan çeker. Formunu oturtur. Bazıları böyle çeker. Hayvan böyle kısa boylu bir şey çıkar. Yani demek istediğim olay ne biliyor musunuz? Resme ve videoya göre hayvan almamaya çalışın. Alırsanız da bildiğiniz yerlerden almaya çalışın. Sonra mahrum olmayın, üzülmeyin. Önemli olan dediğim gibi hayvanı kümesinize geldiğinde beğenebilmenizdir. Yani şurada bir sürü yavru var. Ben bunları öyle bir çekerim ki. Mest olursunuz, boylu mu istiyorsunuz, kasalı mı istiyorsunuz, nasıl isterseniz fark etmez. Şimdi bu hayvanı bir böyle çekmek var, bir de böyle dibine girmek var, detaylarını göstermek var. Ya uzaktan çekerseniz o çok güzel dersiniz ama detaya indiğimizde durumun ne olduğunu bilemezsiniz. Mesela burada daha 4,5, hatta siz de YouTube'daki videolardan bakabilirsiniz. Bunlar son çıkım hayvanlar. Devasa, hala bak şu boynundaki yele tüyleri değişmemiş. Diğerinin mesela değişmiş. O sebepten dolayı hayvanları alırken elinizden geldiğince canlı görmeye çalışın. Canlı göremiyorsanız da bildiğiniz yerden almaya çalışın. Kalk bakayım. Şurada mesela bir tane çam yarması var. Eşek kadar boyu var onun. Şuraya da biraz girelim. Al. Şu da çok güzel bir horoz ama kanadını ara selekleri daha tam oturmadığından dışta taşıyor. Bunu normalde toparlaması lazım. İki ayımız var ya, dediğim gibi şu hayvanlar şu an 5-5,5 aylık civarları falan. Ufaklar var 4 aylık civarı ama iyi kasa yaptılar. Dediğim gibi şu köşedeki hayvanlar mesela daha dün baktım 4-4,5 aylık civarıymış. 5 aylık bile değiller. Ona rağmen gayet iyi geliştiler. Herhalde 2 ay sonra burada devasa cüssede hayvanlarımız olacak. Dişilerimiz de burada zaten. Hayvan alırken dediğim gibi arkadaşlar, tekrar söylüyorum, resimle alacaksanız dahi bildiğiniz hayvanları almaya çalışın. Bildiğiniz kanları almaya çalışın. Yani öyle resim hileleri döner ki, ya da bazı insanlar öyle malını şişirir ki siz işi bilmediğinizi anladığı anda size o hayvanı dünya şampiyonu gibi tanıtabilir. Bu da sizi bir nevi kandırmaya girer. Yani baktığınızda hayvanın ne olduğunu bilmeniz lazım. Şöyle en azından böyle videolar istemeye çalışın. O kadar çok çekim hilesi var ki. Yani hayvanı nereden çekersiniz daha güzel? Şöyle bu açıda çekebilirsiniz. Bu açıda çekebilirsiniz. Böyle kimse size hayvanın resmini göndermez. Şuna bak ne kadar güzel demez yani. Hayvan her zaman bu açıdan çeker. Bu açıdan çeker. Yani size o kadar böyle devasa, o kadar kasalı, o kadar vücutlu gelir ki. Kusurlarını gizleyerek çeker. Yani 100 tane resim çeker, size bir tanesini atar. Siz de ooo çok güzelmiş, ben bunu aldım dersiniz. Alırsınız, ondan sonra pişman olursunuz. İmkanınız varsa hayvanı gidip canlı görüp canlı alın. Yani aya
tarihe çok takılmayın. Dediğim gibi benim için tarihin çok önemi yok. Ben 6 aylık derim, 7 aylık derim, 3 aylık derim. Yani çünkü hesap tutmam. Elimdeki en son çıkan hayvanın kaç aylık olduğunu bilmem. Ya da ilk çıkan hayvanın ne kadarlık olduğunu bilmem. Ha, kayıtlıdır. Dediğim gibi mesela YouTube kanalına attığımız videolardan da bellidir yani. İşte şu tarihte yayınladığımıza göre civcivin çıkım videosu o gün olmuştur. O gün ila bugün arasında 5 ay. Burada diyorum ya, en büyük hayvanlarım benim 5 ay, 5,5 aylık civarı. Ama daha bir önceki videomda 6, 6,5 aylık bile dediğim olmuştur. O yüzden tarihlere çok takılmadan siz gerçekten kaliteli hayvanı gelip görüp almaya çalışın. Yani resimden alacaksanız bile kaliteli hayvanları almaya çalışın arkadaşlar. Neyse, bu videoyu da bununla alakalı çektim. Hava bugün sıcak. Biraz dedim şöyle. Dün biraz ayrım yaptım. En köşeye 12 tane tavuk bıraktım. Kendi kullanacaklarım. Burada da 7-8 tane tavuğumuz var. Bunları da satılığa çıkarttım. Bunları satacağım. Buradaki horozlardan da damızlık kullanacağım. Şu dışarıda gezenlerden de satılığa ilan koydum. Birazcık azaltmaya gideceğim arkadaşlar ki maliyetimiz çıksın artık. Yeter. Yavaş yavaş damızlık kümesleri oluşturmaya başladık. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Allah'a emanet olun.